Canik Belediyesi ilçe genelindeki camileri ve çevresini baştan aşağı yeniliyor. İlçede bugüne kadar 90'a yakın cami ve çevresini yenileyen Canik Belediyesi, Dereler Mahallesi'ndeki Semişli Cami çevre düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Camilerin eski kimliğine kavuşmasına büyük önem veren Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Semişli Camii'nde tamamlanan çevre düzenleme çalışmalarını vatandaşlarla birlikte hizmete açtı. Bizim bölgemizde 142 camimiz var. Bugün 88.sini düzenlemesini yaptığımız ve bugün de birlikte olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz bu camiler bizim için çok ama çok önemlidir. Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, bu camileri sadece cuma namazı, 5 vakit namaz kılsın diye biz bu düzenlemeleri yerine getirmiyoruz. Bu camilerde muhakkak İlim halkalarının olduğu, konuşulduğu ve gençlerimizin ve çocuklarımızın herkesin içinde olduğu bir mabet haline getirmek için bu çevre düzenlemelerini ve onu yaşanabilir hale getirmek gibi bu çalışmaları başlattık ve devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde bütün camilerim yaşanabilir kılmak istiyoruz. Sadece camiler mi? Hayır, okullarımız da. İki şey çok önemli. Birisi insanın vücudundaki kalptir, diğeri akıldır. İkisi doğru çalıştığı zaman beden sağlıklı olur. Başkan Genç, camilerin sadece erkeklere ait olmadığını ancak toplumda böyle bir algının olduğunu da belirtti. Camilerimizi ve okullarımızı asla ihmal etmedik. 7 tane okulu olan bugün 76 tane okula çıkaracak şekilde altyapısını ve okulların yapılmasını sağlayarak ilçemizi önemli bir eğitimde ve kültürde önemli bir dönüşümünü birlikte gerçekleştirdi. Bu bölgede bu şehir ve bu ülke dönüşecekse camileriyle, eğitimiyle, okullarıyla birlikte dönüşecektir. Açılışta görüşlerini ifade eden Dereler Mahallesi Muhtarı Şükrü Ölmez de mahalleye yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı Başkan Genç'e teşekkür etti. Ben bu 4,5 yıllık görevimde Osman Başkanım'dan çok hizmet aldım. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ona üstün başarılar diliyorum.